Merhaba arkadaşlar. Outlook 2013 programının görevler klasörünü inceleyeceğimiz bu eğitim bölümümüzde kendimize veya bir başkasına atamak istediğimiz görevleri oluşturmayı ve bu görevleri detaylandırmayı inceleyeceğiz. Outlook programının görevler klasörünü açalım. Sol tarafta bulunan görevlerin bölmesinde iki ayrı başlık bulunacaktır. Yapılacaklar bölmesi kaydedilen ancak henüz tamamlanmayan görevlerin bulunduğu bölümdür. Görevler bölümünden ise tamamlanan ve tamamlanmayan tüm görevlere erişilebilir. Dilersek bu görünümleri giriş sekmesi geçerli görünüm bölümünden değiştirebiliriz. Yeni bir görev oluşturmak için giriş sekmesinde bulunan yeni görev komutunu tıklayabiliriz. Açılan penceredeki alanları kullanarak görevin konusu, başlangıç ve bitiş tarihlerini girelim. Ayrıca bu görevin hatırlatılmasını istersek, anımsatıcı seçeneğini işaretleyerek hangi tarih ve saatte hatırlatılacağını ayarlayabiliriz. Bu alanda bir değişiklik yapmazsak, varsayılan anımsatma tarihi görevin son günü sabah 8 olacaktır. Yine görevin durumu, önceliği ve yüzde olarak tamamlanma oranlarını belirtmemiz mümkündür. Ana bölümü kullanarak da görevle ilgili diğer tüm not ve açıklamalarımızı girebiliriz. Bu bölümde metni biçimlendir sekmesini kullanarak yazdığımız metinler üzerinde biçimlendirmeler yapabilir ve ekle sekmesi komutlarıyla de dosya, resim gibi öğeleri ekleyebiliriz. Yine gözden geçir sekmesinde bulunan komutlarla da yazım ve dil bilgisi denetlemeleri yapabiliriz. Ayrıca görev sekmesinde bulunan kategori komutları ile görev için kategori seçebilir ve önem düzeyini belirleyebiliriz. Görev bize bir başkası tarafından yönlendirilmiş ise durum raporu gönder komutu ile açılan yeni ileti penceresini kullanarak görevin o anki durumu hakkında açıklamalar gönderebiliriz. Tıpkı takvim öğelerinde olduğu gibi görevlerimiz için de yinelenme seçeneklerini kullanabiliriz. Örneğin bu görevimizin bir yıl boyunca her ay yineleneceğini varsayalım. Her ayki görevimizi tekrar tekrar kaydetmektense yinelenme komutunu tıklayarak aylık yinelenme dönemini ve yinelenmenin ayın hangi günü olacağını ayarlıyoruz. Yine yinelenme aralığı bölümünden de oluşum sayısı ayarını 12'ye ayarladıktan sonra tamam komutunu tıklayabiliriz. Görevimizi kaydedelim. Bu kez bir başkasına yönlendireceğimiz yeni bir görev oluşturalım. Yeni görev komutunu tıklayarak görevin konusu, başlangıç ve bitiş tarihlerini giriyoruz. Görevi bir başkasına atamak için giriş sekmesinden görev ata komutunu tıklayarak açılan kime satırına görev sahibinin elektronik posta adresini yazabilir veya kime komutunu tıklayarak kişiler klasöründen seçim yapabiliriz. Görevi atayacağımız kişiyi belirledikten sonra yine ana bölümü kullanarak açıklamalar girebiliriz. Ayrıca ilgili seçenekleri tıklayarak görevin bir kopyasının kendi görev listemizde de kalmasını ve karşı tarafında onay vermesi şartı ile görev tamamlandığında durum raporu gönderilmesini isteyebiliriz. Görevle ilgili tüm ayarlamaları yaptığımızda gönder komutuna tıklayarak görevlendirdiğimiz kişiye gönderebiliriz. Alıcının da Outlook kullanması ve görevi kabul etmesi veya reddetmesi durumlarında yine karşı tarafın da onayına bağlı olarak bilgilendirme cevapları alabiliriz. Görevlerimiz arasındaki herhangi bir görevi tamamlamamız durumunda yapılacaklar listesinden çıkartmak için tamamlandı olarak işaretle komutunu kullanabiliriz. Tamamlanan görevlerinizi tamamlanmamış şeklinde işaretlemek için de görevi bulduktan sonra sol tarafındaki tik işaretini kaldırmamız yeterlidir. Bir görevi silmek içinse görevi bulup bir kez tıkladıktan sonra klavyeden Delete tuşuna basabiliriz. Outlook 2013 programının görevler klasörünü incelediğimiz eğitim bölümümüzün sonuna geldik. Notlar ve kısa yollar öğelerine değineceğimiz bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.